olsun. Sayın Türk Hava Yolları Almatı temsilcisi, İşleri Bakanlığı'nın değerli personelleri, MÜSİAD'ın sayın temsilcisi, TİKA'nın sayın temsilcisi, TÜKİP'in sayın genel sekreteri, AK Parti'nin sayın temsilcisi, tüm değerli misafirlerimiz, Farabi Üniversitesi'nden gelen Mehmet hocamız ve tabii uzak diyarlardan, Türkiye'den kalkıp bugün bu panel için aramızda bulunan Sayın Profesör Karaöz. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum ayrı ayrı. Bu anlamlı günde, bu anlamlı panele teşrifleri için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, konuşmalara geçmeden önce arzu ederseniz tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşları'nın dinlenmesini dinlenmesi için arz ediyorum. Thank you.
Saygıdeğer misafirler, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak Türkiye'nin İstiklal Marşı'nın kabulünü bu yegane eserin sahibi milli şair Mehmet Akif Ersoy ve hemen birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Çanakkale Deniz Zaferi'nin sene-i devriyesini anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Programımıza teşriflerinizden dolayı tüm Haziran'a tekrar çok teşekkür ediyorum ve tüm misafirlerimize ayrı ayrı tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü programımız Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu himayelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede başta Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın Rıza Kaan Yılmaz Beyefendi olmak üzere tüm Başkonsolosluk ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz. Programımızı cömertçe destekleyen Türkiye'nin gururu, Türk Hava Yolları'na da özel şükranlarımızı arz etmeme izin veriniz. Bu vesileyle başta Türk Hava Yolları Almatı Müdürü Sayın Hasan Savaş Erdem Bey olmak üzere tüm Türk Hava Yolları camiasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öte yandan uzak mesafelerden Türkiye'den kalkıp gelen sayın misafirimiz Profesör Doktor Mehmet Metin Karaörs hocamıza da teşrifleri için kalbi şükranlarımı sunuyorum. Milli şairimizle ilgili pek çok eseri bulunan ve ayrıca Kazakça da bilen hocamızı Almatı'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli misafirler, bundan birkaç ay önce Macan Cumabay'ın Türk milletine verdiği gönül dolusu desteği enstitümüzün Mimar Sinan Üniversitesi ve Astana'daki Avrasya Üniversitesi ile ortaklaşa olarak tertiplediği İstanbul'da bir sempozyum vesilesiyle bir kez daha andık. Cumabay, gönül diliyle konuştuğu için dün olduğu gibi bugün de tüm Türk dünyasının kalbindeki en güzel yerdedir. İşte Macan Cumabay'ın Uzaktaki Kardeşime adlı şiirinin mısralarını kaleme aldığı o karanlık yıllarda Anadolu'da üzerine çullanmaya çalışan düşmanları yakmak üzere bir kıvılcım hızla büyük bir ateşe dönüşmekteydi. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere bu mücadelenin çok sayıda kahramanı vardır. Bu mücadelenin en büyük manevi kahramanı kanımızca Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy her okunduğunda tüm Türklerin tüylerini ürperten İstiklal Marşımızın şairi değildir yalnızca. Bunun dışında Çanakkale Şehitlerine gibi eşsiz bir eserin de sahibidir ve bununla Türk kahramanlığını en büyük maddi imkanlara karşı dahi yılmamak gerektiğini, inancın büyük gücünü Kurtuluş Harbi başlamadan milletine aşılamış ve yaklaşan büyük fırtınaya karşı 7'den 70'e tüm yurttaşların kalbine bir umut meşalesi yakmıştır kalbinde. Mehmet Akif Ersoy, tıpkı Sayın Nazarbayev'in ortaya koyduğu ruhani cangur kavramının fiiliyata geçirilmesine Türkiye ölçeğinde vesile olduğu büyük bir dava adamıdır. Verdiği muazzam moral ve motivasyon, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasına eşsiz katkılar sunmuş. Öte yandan kendisi örnek bir şahsiyettir de ve zamanlar ötesine seslenir biçimde tüm Türk gençliğine model olmuştur, örnek olmuştur ve örnek olmayı da sürdürmektedir. İşte bugün bu mümtaz şahsiyeti yeniden yad etmek, merhumun söylediği Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duasının anlamını ve Çanakkale Savaşı gibi eşitsiz güçler arasındaki mücadelede olduğu gibi asla umudu ve gayreti bırakmama duygularını genç nesillere de hem Türkiye'deki hem Kazakistan'daki genç nesillere de aktarmak adına bu paneli düzenlemekteyiz. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz Beyefendi'ye açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü vermek istiyorum. Buyursunlar efendim. Arz ederiz. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, çok değerli akademisyen Sayın Profesör Doktor Mehmet Metin Karaörs.
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sayın Vakur Sümer, Türk Hava Yolları'nın Kazakistan Genel Müdürü Sayın Hasan Savaş Erdi. Aynı zamanda Başkonsolosluğumuzun, Kazakistan'ımızın, Türkiye'mizin, gerek kamu gerek özel kurum kuruluşlarının, üniversitelerinin saygıdeğer temsilcileri, MÜSİAD, Sayın MÜSİAD Kazakistan temsilcisi, Sayın TİKA temsilcisi, içimizde yer alan, bugün bildiriler sunacak olan Al-Farabi Üniversitesi'nin saygıdeğer hocaları, Türkiye'mizden, İsviçre'mizden, Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalardan hali hazırda bu toplantıya iştirak eden muhterem hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlayarak konuşmama başlamak isterim. Efendim, bu toplantıyı, bu etkinliği biz yıllardır Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile birlikte tertipliyoruz. Ve her bir etkinlikte Türkiye'den çok değerli misafirlerle birlikte oluyoruz. Bugün de Sayın Profesör Doktor Karaöz Beyefendi ile birlikteyiz. Ve kendisinden Mehmet Akif'i, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'i, İstiklal Marşımızı, Çanakkale'de şehitlerimiz için yazılan, işte o Çanakkale Destanı için yazılan o muazzam şiiri ve bütün bu detayları dinleyeceğiz. Ben müsaadenizle sözlerimin başında şunu yapmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün için yayınladıkları mesajı duyurduk. Müsaade ederseniz ben o mesajın metnini bir okuyayım. Ondan sonra da nacizane fikirlerimi söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle yayınladıkları mesajları. İstiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşımızın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşımız, ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyor. Hanımefendiler ve beyefendiler, biraz evvel size arz ettiğim mesajda, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarında ifade edilen her bir mısra üzerine burada belki saatlerce konuşarak, tartışarak, istişarede bulunarak zaman geçirebiliriz. Mehmet Akif Ersoy biliyorsunuz İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşımızın en zor olduğu dönemde 1920'lerde, 21'de kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızı Taceddin Dergahı'nda yazıyor. Onun hikayesini biliyorsunuz, hatta yarışma açılıyor Millet Meclisimiz tarafından. Yarışmaya iştirak etmiyor çünkü para ödüyorlar. Lakin daha sonra kendisiyle görüşülüyor, iştirak ediliyor ve 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı için kahraman ordumuza yazdığımız, bugün İstiklal Marşımız olarak iki kıtasını okuduğumuz şiiri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul ediliyor. Bundan 98 sene evvel. Bu marştan evvel, bugünkü etkinlikte malumunuz, biz bir şeye daha değindik. Yani 18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi ve Şehitler Günü adısına da bu etkinliği yapıyoruz demiştik. Sayın hocamız isabetle buyurdular. Biliyorsunuz Çanakkale için yazdığı şiiri çöllerdeyken yazıyor. Yani Çanakkale'de olmadan gönül gözüyle yazıyor. Oradaki kahramanlıkları, oradaki zaferi duyuyor ve ordumuz için yine o muazzam eseri yazıyor. Daha sonra bu muazzam eseri yazıyor. Mehmet Akif'in çizgisini takip ettiğimizde Mehmet Akif'in vatan sevgisini, insan sevgisini, din ve vicdan anlayışını, Türk milletini millet yapan üstün özelliklerini, hasletlerini nasıl yansıttığını eserlerinde gördüğümüzde aslında Mehmet Akif bizim için biraz daha bir kişilik olarak netleşiyor. Mehmet Akif'in bu iki eser dışında biliyorsunuz eserleri de var Sefahat'te topladı. İstiklal Marşımızı Sefahat'te almıyor. Çünkü Türk milletine hediye etmiştir İstiklal Marşı'nı. O eserlerde de biz Mehmet Akif'in birçok yönünü görüyoruz. Dini bilen, İslam dinini bilen, İslam dininin güzelliklerini bilen, İslam dininin özelliklerini bilen, Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk ulusunun kültürünü, hasletlerini çok iyi bilen ve bunu mısralarına döken çok saygıdeğer, üstün bir şahsiyetle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Mehmet Akif'ten bahsederken. Mehmet Akif hakkında uzun uzun eserler yazılıyor. Ben biraz evvel, tabii Mehmet Akif'in biraz dilim döndüğünce eserleri üzerinden gittim. Ama aynı zamanda o Mehmet Akif, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde devlet dağılması diye, değil mi? Çalışan bir insandır. Kurtuluş Savaşı'mızda sadece ve sadece İstiklal Marşı'nı yazarak değil, halk arasında gezerek, milleti istiklal mücadelesinde destek vermek için yüreklendirerek de hizmetleri olmuş bir şahsiyettir. Mehmet Akif, hatta özel hayatına gittiğimizde eğer yanlış bilmiyorsam iyi bir güreşçidir, sporcudur da kendisi. Dolayısıyla birçok özelliği olan bir şahsiyetle karşı karşıyayız Mehmet Akif'ten bahsettiğimiz zaman. Mehmet Akif'in şiirlerinde biraz evvelki mesajda da arz ettim ve beni çok etkileyen hususlardan biridir efendim. Milli mutabakat ve ifadesi ve beka ifadesi. Çanakkale savaşları biliyorsunuz devletimizin ve milletimizin varoluş mücadelesiydi. Ve biz o mücadeleyi kazandık. O ruhu daha sonra İstiklal Savaşı'nda hanımefendiler ve beyefendiler sergileyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sergileyerek bu sefer Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Ve daha sonra aynı kararlılıkla yaşamaya devam ettik. Burada bahsedilen hususlar, o milli mutabakat ve beka hususları aslında biliyorsunuz binlerce yıllık tarihimizden gelen hususlardır. Biz binlerce yıldır devleti olan bir milletin evlatlarıyız. Binlerce yıldır hür yaşamış, özgür yaşamış bir milletin evlatlarıyız. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım ifadesinde Mehmet Akif'in söylediği. Binlerce yıldır dimdik ayakta duran, kendi bağımsızlığı ve hürriyeti için yaşayan bir milletin evlatlarıyız. Biz devletsizlik nedir bilmedik. Her zaman devletimiz oldu. Her zaman kendi gücümüzle, kendi imkanlarımızla değerli arkadaşlarım ayakta durmuş bir milletin evlatlarıyız. Bizler aynı zamanda din-i İslam'ı kabul ettikten sonra biliyorsunuz İslamiyet için büyük hizmetler vermiş bir milletin evlatlarıyız. Bugün bu beka mücadelesi dediğimiz hususu biliyorsunuz yakın tarihte
gördük. 2016'da FETÖ hain darbe girişimi yapmaya kalktığında Çanakkale'deki ruhun, İstiklal Harbi'ndeki ruhun yeniden şahlandığını gördük. Milletimizin devletine, bayrağına, vatanına sahip çıktığını gördük. Özgür yaşama irademizle yolumuzu çizdiğimizi bütün dünyaya tekrar ve tekrar gösterdik. Daha evvelki toplantılarda ben naçizane şu fikrimi beyan etmiştim. Eğer demiştim, Türk milletini tanımak ve Türk milletiyle iyi ilişkiler kurmak isteyenler varsa, ki var, bunların bakmaları gereken metin İstiklal Marşımızdır demiştim. İstiklal Marşımızı okurlarsa, İstiklal Marşımızda ifade edilen hususları anlarlarsa, bizim dünyamızı, kabullerimizi, fikirlerimizi, ideallerimizi ve vizyonumuzu laiki veçile anlayabilirler. Ve ondan sonra bizlerle birlikte daha parlak bir gelecek için, bütün insanlığın hayrına olacak, daha parlak bir gelecek için işbirliği yapabilirler demiştim. Bugün müsaadenizle aynı fikrimi tekrar huzurunuzda tekrarlamış olmak istiyorum. İstiklal Marşımız milletimizin kurucu belgesidir. İstiklal Marşımız bizim bağımsızlık beyannamemizdir. İstiklal Marşımız bizim vazgeçilmezlerimizi anlattığımız ve vazgeçilmezlerimizi haykırdığımız hususları havi bir metindir. Bunları anladıktan sonra, bunları layıkıyla kabul ettikten sonra, anladıktan sonra o zaman daha başarılı ve daha güzel bir yarını kurmanın mümkün olabileceğine ben inananlardım. Milletlerin dünya üzerinde özgürce var olma hakları vardır. Her bir millet kendi devletine, kendi bayrağına sahip olmalıdır demiştik. Evet, milletler vardır, devletler de vardır bugün dünyada, haklısınız. Ve bu milletler ve devletler, işte bizim uluslararası ilişkiler adını verdiğimiz ilişkiler manzumesi içerisinde ilişkilerini sürdürmektedirler. Bu uluslararası ilişkiler içerisinde Türkiye'nin önemli bir, değerli arkadaşlarım, yeri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, siz de biliyorsunuz. Bu konuda daha yakın tarihlerde burada toplantılar yaptık. Dünyada yardım sağlayan en büyük devletlerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün Afrika'da, Uzak Asya'da, hatta Latin Amerika'da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü insani diplomasi faaliyetlerini hepimiz daha önce burada düzenlenen toplantılarda konuşmuştuk. Bu konuya değinme nedenim şudur. Biz millet olarak kahraman bir milletiz. Özgürlüğümüz için gözünü budaktan esirgemeyen bir milletiz. Ama aynı zamanda insan yönümüzde de geçmişte olduğu gibi bugün de dünyaya elimizdeki imkanları paylaşan bir milletiz demek için ben bu konuyu sizlerin üzerine şimdi açtım. Ve insani diplomasi dediğimiz kavramı aslında kültürümüzün, kabullerimizin özünde olan, değil mi, geleneklerimizin özünde olan hususları uluslararası ilişkilere döktüğümüz zaman, buna insani diplomasi deniyor şimdi. İnsani diplomasi denen kavramı layıkıyla ifa eden bir milletin evlatları olduğumuzu söylemek için açtık. Şimdi efendim, İstiklal Marşı'nın her bir dizesi için belki saatlerce fikrimi beyan ederek sizin değerli vaktinizi çalmak istemiyorum. Çünkü birazdan çok saygıdeğer akademisyenlerimizden, hocalarımızdan layıkı veçile konuyu öğreneceğiz. Tekrar ve tekrar ben bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Tüm şehitlerimizi, Çanakkale Zaferi'nin tüm şehitlerini
İstiklal Savaşımızın başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını, şehitlerini, gazilerini ve tabii ki İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ve bu programları gelecek yıllarda da aynı kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 100. senesinde, bu önemli tarihin 100. senesinde daha büyük programlarla, daha güzel programlarla, daha kapsamlı programlarla sizlerin huzurunda oluruz. Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını anlatan İstiklal Marşımız, kabulünün, İstiklal Marşımızın kabulünün hepimize 98. yıl dönümü kutlu olsun. Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz, rahmetle yad ediyoruz. Onun fikirleri ve ideallerinin yaşadığını biliyoruz. Genç nesillerimiz, bizden sonra gelen nesillerimiz, bizden sonra bu emaneti devredeceğimiz kişilerin de aynı kararlılıkla, aynı fikirlerle yollarına devam etmelerini diliyoruz. Bu vesileyle biraz uzun süren konuşmada gösterdiğiniz sabır için sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu etkinliğe iştirak ettiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliğin tertiplenmesinde büyük hizmetleri olan Avrasya Araştırma Enstitümüze ve tabii ki Türk Hava Yolları'mıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den, ana yurdumuzdan, ata yurdumuza binlerce kilometre seyahat ederek, bu sabah gelerek, o yol yorgunluğuyla rağmen burada bizimle birlikte bu ulvi mevzuda vermiş olduğu eserleri bizle paylaşan Sayın Profesör Doktor Karaöse, şimdiden peşinen teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sağ olun efendim. Sayın Başkonsolosuz, çok teşekkür ediyoruz bu veciz konuşma için. Hem de ufuk turu bağışlayın. Ufuk turu yaptınız. Türkiye'nin vizyonunu bize anlattınız. Gerçekten de son yıllarda özellikle önem kazanan insani diplomasi kavramında Türkiye'nin ne nedenli öncü bir rol üstlendiği dünyada. Ve bunun aslında geleceğin uluslararası ilişkiler paradigması olduğunu bize gösterdiniz. Zira insani güvenlik kavramına artık evriliyor, güvenlik kavramı da. Yani eski devletler arası güvenlikten öte artık insanların her türlü istekten azade, eksiklikten azade, yoksunluktan azade olmasını, korkudan azade olmasını, bunları önceleyen bir uluslararası ilişkiler mantığına doğru giderken Türkiye bu yolun bayraktarlığını adeta üstlenmiş durumda. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u da çok veciz bir şekilde oraya bağladınız gerçekten de. O zor dönemlerde bile Türkiye'nin hem umudu oldu Mehmet Akif Ersoy ifade ettiğiniz, duyurduğunuz gibi. Aynı zamanda da ahlak timsali oluşumu. Yani o en zor durumda bile düşmanına iyi davranabilen, gerektiği adalet ölçüleri içerisinde o Türk'ün eşsiz, civan mert ve son derece kucaklayıcı yaklaşımını bize sundunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten Mehmet Akif Ersoy'un insanda derin izler bırakan şiirlerinden bir tanesi olan Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinin bir klip eşliğinde değerli seslendirme sanatçımız Mehmet Atay'ın sesinden dinleyeceğiz. Yan kimi bilmem ne bela, hani tavına da zuldür bu resim istila.
20. asrı yaşar. Bu görüşler Sevda'nın ebedi serhaddi. O benim zunubediğim, onu çiğretme dedi. Ölüden saykalar parçalar ahmak. Ölüden zelzeleler kaldırıyor ahmak. İstiklal Marşı'nın ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın öncülü, habercisi durumundaydı bu şiir. Gerçekten Sayın Başkonsolosumuzun ifade buyurdukları gibi binlerce kilometre öteden sanki orayı görürmüşçesine yazılmış derecede her mısrağı dolu dolu ve bir şaheser niteliğinde bir sanat eseri aynı zamanda bir destan, bir modern destandır Çanakkale şehitlerine ve aynı şekilde İstiklal Marşı. Bunu da Kazakistan'da tüm Türk gençliğine yönelik olarak bir daha hatırlatmak, tanıtmak bizim için büyük memnuniyet verici. Şimdi arzu ederseniz bilimsel programa geçerek Sayın Profesör Doktor Mehmet Metin Karaörs hocamızı sunumlarını yapmak üzere ben arz etmek istiyorum. Sayın hocam, nasıl uygun görürseniz, isterseniz oturabilirsiniz Sayın hocam. Oturarak da yapabilirsiniz. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu, Sayın Avrasya Enstitüsü Müdürü, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kıymetli İdarecileri, temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kıymetli arkadaşlar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan evvel birkaç cümleyle kendimi tanıtayım. Ben bir Türk dünyası sevdalısıyım. Bundan 26 yıl burun Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne mengörüşçi olarak geldim, bulundum. Kazakistan'ın birçok özelliklerini tanıyorum. Ben 50 yıllık hocayım. Türk lehçeleri uzmanıyım. Bir Türkolog ve filolog olarak. Alişir Nevai uzmanıyım. Nevai'nin divanları üzerinde dissertasya çalıştım, doktora tezi yaptım. Yabancı dilimde Rusçadır. Rusça ile ilgili Rusça ve Türkçe karşılaştırmalı çalışmalar yapıyorum. Çalışmaktan bıkmadım. Türk dünyasını gezmekten bıkmadım. 1994-96 arasında Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde çalıştım dedim. Ondan evvel Kırım'a gittim. 92 yılında Kırım'da çalıştım. Ondan sonra Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan önemli yerlerini, şehirlerini hepsini dolaştım. Şundan dolayı bir Türkiye Türk'ü Kazak Türkçesini öğrenirse, Kazakça öğrenirse bütün Türk lehçelerini iyi anlar, çözebilir. Özbek Türkçesini de, Tatarcayı da, Kırgızcayı da hepsini öğrenebilir, anlayabilir. Bir Türkiye Türk'ü de Kazak Türkçesini öğrenirse aynı şekilde bütün lehçeleri en iyi şekilde çözebilir, anlayabilir. Buna inandığım için, bir dilci olarak buna inandığım için üniversitelerimde hep Kazak Türkçesi dersleri verdim ve halen vermeye devam ediyorum. Kazak
Kazak Türklerinin beş arısını ben çok iyi tanıyorum. Beş arıs. Bunlardan biri, biraz evvel isminden bahsettiği için tekrar söylüyorum, Vakur Bey. İstanbul'da bir sempozyum yapılmıştı. Macan Cumabay Ulu ile ilgili sempozyum. Onun Alıs'taki bavırma, Alıs'ta avır azap şekken bavırım, kuvargan bey şeşekten, bey şeşekteyi kepken bavırım, kamagan kalın cavdın ortasında, közdin casın köl gibi tökken bavırım diye seslenişini Türk İstiklal Savaşı yıllarında Türkiye Türklerine seslenişini biz hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmadık. Onun için Kazakları, Kazak Türklerini biz kendi bavırlarımız, kardeşlerimiz olarak biliyoruz ve kendilerini çok seviyoruz. Devlet başkanlarını, idarecilerini, kendi devlet başkanımız gibi, kendi idarecilerimiz gibi çok seviyoruz. Mehmet Akif şöhreti Türk dünyasına taşınmış bir kimse ve bir örnek şahsiyet. Kendisini bir defa andığımız ve hayatıyla, mücadelesiyle bize örnek olduğu gibi yazıp safahatında topladığı şiirlerle, özellikle Çanakkale şehitleri gibi İstiklal Marşı ile bize her an manevi destek veren ulu şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Doğumu 20 Aralık 1873, ölümü 27 Aralık 1936, 63 yaşında vefat etti. Peygamberimizin yaşında, vefatı yaşında. 20 Aralık 2018, 145. yıl dönümü doğumunun. 27 Aralık 2018, Akif'in 82. ölüm yıl dönümü. Doğum ve ölüm yeri İstanbul. Babası Arnavutluğun İpekli kazasından, İpek kazasından İstanbul'a geldiğinden İpekli Tahir Hoca diye anılan Mehmet Tahir Efendi'ye babasını hem babam hem hocamdır, ne biliyorsam kendinden öğrendim diye tanıtır. Annesi Buhara'dan gelip Tokat'a yerleşmiş bir Türkistan kadını Emine Şerife Hanım'dır. Rüştiye ve Mülkiye'nin yeni kurulan Baytar Veteriner Mektebi'nde yatılı olarak okumuş, memuriyet hayatı başlamış, İsmet Hanım'la evlenmiş, 3 kız, 3 erkek çocuğu olmuştur. 1908 ikinci meşrutiyete kadar yazdıklarını neşretmemiş, daha sonra Sırat-ı Müstakim dergisinde neşretmeye başlamış, Süleymaniye Kürsüsü'nde Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde Hatıralar, Asım Gölgeler bölümleri bulunan Safahat şiiri ile vatan şairi olmuştur. Memuriyeti sebebiyle Arnavutluk'ta, Arabistan'da, Mısır'da, Hicaz'da bulunmuş, lanetli Sevr Anlaşması üzerine Balıkesir'e koşmuş, halkı milli mücadeleye davet etmiş, daha sonra İstanbul, Alemdağı, İnebolu deniz yoluyla Ankara'ya varmış, ailesini de sonra getirtmiş. Kastamonu ve Konya başta olmak üzere vaazlar vermiş. Kastamonu'dan Burdur milletvekili sıfatıyla Ankara'ya dönmüş, İstiklal Marşı yazma müsabakasına ödülden dolayı önce katılmamış, daha sonra ikna edilince yazdığı 10 kıtalık şiir devrin Maarif Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver tarafından okunarak 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Marşımız 1924'e kadar Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi daha sonra Ekrem Zeki Üngör'ün bestesiyle söylenmiştir. Halen Ekrem Zeki Üngör'ün bestesiyle söylenmeye devam edilmektedir. 12 Mart 1919 yani bugün şairimizin İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümüdür.
Türk milletinin istiklal mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Mehmet Akif Ersoy bir bütün halinde biri yan yanadır. Sağlığında 7 kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt halinde yayınlanan, aruzla yazılmış 108 manzumeden oluşan kitabının genel adı Safahat'tır, sayfalar. Şiirleri tevazu ve samimiyetle dop doludur Mehmet Akif'in. Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri, ne tasannu bilirim. Çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem yalnız, aczimin giriyesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, dili yok kalbimin, bundan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Akif milletimizin en büyük dert ortağıdır. Kendisi için hiçbir dava ve menfaat peşinde koşmamıştır. Safahatını tanıtırken itiraf şiiri ne kadar mütevazi, alçak gönüllüdür. Safahatında evet şiir arayan hiç bulamaz. Yalnız bir yeri hakkında hazin işte bu der. Küfe? Yok. Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi ya? Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömrü eder. Şiirlerini ve ömrünü 3,5 nazma gömülmüş koca bir boş yere gitmiş ömür diye takdim eden tevazu sahibi bir şair. Akif en yaygın ve tanınmış bir Türk şairidir. Akif'ten bir kıta, bir beyit, bir mısra bilmeyen Türk vatandaşı hemen hemen yok gibidir. Akif'in memleketimizde Atatürk'ten sonra en çok anılan şahsiyet haline gelmesi milletimiz tarafından çok benimsendiğini göstermektedir. Aynı şekilde eseri Safahat Türk evlerine Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok girmiş kitap durumundadır. Akif hayalden uzak yalnız içinde yaşadığı toplumun meselelerine çözüm yollarını arayan bir şiir tarzını benimsemiştir. Budur cihanda benim en büyük ve en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Akif yalnız bir büyük bir şair değil, bir dava adamıdır. Yaşadığı toplumun bir ölüm kalım savaşı içinde bulunduğu gerçeğinden hareketle toplumdan yana ahlakçı, idealist bir şiir tarzını seçmiştir. Viranelerin bekçisi baykuşlara döndüm. Gördüm de hazanın da bu cennet gibi yurdu. Gül devrini bilseydim, onun bülbül olurdum. Ya Rab, beni evvel getireydin ne olurdu? Akif dili bağlı olmayan, doğruları söyleyen adamdır. Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür sesli, gür imanlı beyinler coşaranca ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Türk şiirinin en başta gelen en büyük motiflerinden biri aşk olduğu halde hiçbir aşk şiiri yazmamış, sadece milletinin felaket ve ümitlerini terennüm etmiştir. Ümitle dop doludur. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana bir gün verecek mabudum. Akif'in dini imanı çok sağlam olup, dini afyon sayan siyasi ideoloji mensupları bile Akif inanmış adam diyerek onun önünde eğilmek zorunda kalmışlardır. Safahat baştan sona milli hicim ve isyanlarla dop doludur. Üçüncü kitabı Hakkın Sesleri adını taşır. Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'den alınan ayetlerin meali yazılmış ve zamanın olaylarına uygun şekilde şiirlerle bu ayetler açıklanmıştır, tefsir edilmiştir. Örnek, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri
yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Ayetinin mealindeki ayetten sonra şu satırlar söylenmiştir. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi bir çarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Mazlumu nedir ezmede ezdirmede mana? Zalimleri adlin hani öldürmedi hala? Cani geziyor dipdiri can vermede masum. Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum? Yetmez mi musab olduğumuz bunca ilahi? Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Şarkı ve garbı yerinde görüp değerlendiren Akif, cahilane taassubunun da karşısında olup müsbet ilme, tekniğe, medeni kalkınmaya dönük modern ruhlu fakat son derece Müslüman olan ve İslamiyet'i çok iyi anlayan, benimsemiş bir şairdir. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İslam'ı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Akif, milli ahlakın kaybolmasının, milli miskinliğin, acizliğin ve tembelliğin karşısındadır. Ey cemaat, uyanın, yoksa hemen gün batacak. Uyanın, korkuyorum, leyle-i nedamet çatacak. Ey cemaat, uyanın, el verir artık uyku. Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu? Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, silkin de muhitindeki zulmetleri yap, yık. Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Alemde ziya olmasa, halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, ellerde senin, başla senindir. Terakkiye inanırken maneviyatı ruhiyenin de ihmal edilmemesini Akif söyler. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Bekayı hak tanıyan sahi bir vazife bilir. Çalış çalış ki beka say olursa hak edilir. Çalış çalış dedikçe şeriat çalışmadan durdum. Onun adına bin bir türlü hurafe uydurdum. Yarının ilmi nedir halbuki gayet müthiş? Maddenin kudreti zerriyesi uğraştığı hiç. İş, o yaman kudrete hakim olabilsem diyerek sarf edip durmadan birçok kafa, binlerce emek. Okumak ve anlaşılmak üzere gönderilmiş Kur'an-ı Kerim'i bazı Müslümanlar sanki ölüler kitabı veya fal kitabı haline getirdiklerinden Akif kızmaktadır. Ya açarız, ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunma ne de fal bakmak için. Kısaca Akif aşağıdaki mısralarda kendisini en iyi şekilde tarif eder. Türk edebiyatı ve bütün dünya edebiyatında bu mısralar gibi anlamlı dizeler var mıdır? Türkiye'ye insan hakları vermek, insan hakları dersi vermek isteyen milletlerin şairleri bu kadar yüksek modern insanlık fikirlerini bu kadar muntazam ve kuvvetli söyleyebilmişler midir? Nedir o? Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelinin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdım hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Doğduğumdan beridir aşık mistiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüm yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Akif, tarihi Türk şiirinin en büyük iç ve dış ahenk unsuru olan muhteşem aruz beznini Türkçe'ye mükemmel
tatbik edip adeta Türkçeyi aruzlaştıran, aruzu Türkçeleştiren bir şair durumundadır. En metafizik meselelerdeki meselelerden sokaktaki insanın konuşmasına kadar çok rahat bir Türkçe Akif'in şiirleriyle aruz bezninin her kalıbında ifadesini bulmuştur. Dün akşam eve geldim dediler Seyfi Baba. Hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bu şiir fe'ilatun 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 fe'ilun kalıbında yazılmıştı. Tamamıyla Türkçe'ye uymuştur. Akif'in şiirleri bir sehl-i mümteni abidesi teşkil eder. Güç yazılan kolaylık demektir sehl-i mümteni. Kolay ve sade göründüğü halde bulunup söylenmesi çok zor olan söz demek sehl-i mümteni. İstiklal Marşı'nda ve bütün şiirlerde bu görülür. Sehl-i mümteni, ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdar inerek öpse opak alnı değer. Çok güç beğenen, güç yazan, mükemmele ulaşmak isteyen bir insan durumundadır Akif. Türk edebiyatında iki tane şiir vardır. Bunlar gök gürlemelerini hatırlatır. Gök gürlemeleri. Birisi Akif'in Çanakkale Şehitleri, diğeri de İstiklal Marşı'dır. Ben yazmadım, onu bütün millet yazdı dediği İstiklal Marşı'dır. Kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı'dır. Bu iki abide, destan şiirin şairi Akif, Türk bayrağına sarılı olarak gömülmüş tek Türk aydınıdır. Türk şairidir. Türk bayrağına sarılı olarak görülmüş, gömülmüş. Tanınmış siyaset ve fikir adamı 1944 Türkçülerinden Fethi Tevetoğlu, Akif'e İstanbul'dan gelen Akif'i Türk bayrağına sararak Edirne Kapı'daki kabrine kendisinin defnettiğini yazmaktadır. Akif'e İstanbul'dan gelen bir kişi, "Üstad, sizi Türkçü olarak görüyorum." demek istediğinde Akif'in ağzından alev gibi şu kelimeler çıktığını, "Ya sen ne zannediyorsun? Türkiye hiçbir kavmin horoz olmasını tahammül edemeyen, edemem." diye cevap verdiğini Hasan Basri Çantay nakletmektedir. İstiklal Marşı şiirinin ikinci ve son kıtasında geçen ırk kelimesi ise üçüncü kıtanın başındaki ben kelimesi ile Akif Müslüman Türk milletini kastetmektedir. Çanakkale Şehitleri şiiri bir abide. Çanakkale Şehitleri şiiri, Çanakkale Destanı gibi. Çanakkale'de 458 bin tane asker kaybolmuştur. Bunun 253 bini Türktür. Türk askeridir. Çanakkale'de kimsenin geçemeyeceğini ifade ettikleri dünyanın en büyük armadası, donanması, İngiliz ve Fransızların meydana getirdikleri donanma Çanakkale'nin sularına gömülmüştür. 18 Mart 1915'te. Deniz Harbi'ni kazandıktan sonra kara savaşları başlamıştır. General Hamilton İngiliz harbi nezaretine geriye dönüyoruz. Çok cesur muharebe eden ve çok iyi sevk ve idare edilen bir ordunun Türk ordusunun karşısında bulunduğumuz unutulmamalıdır diye avam kamerasına telgraf çekmiştir. Katiyetle söylüyorum ki Çanakkale geçilemezdi şeklinde telgraf çekerken başkomutan vekili Enver Paşa imparatorluğun bütün yakın ve uzak köşelerine harbin kazanıldığını haber verince teşkilat-ı mahsusa reisi Kuşçubaşı Eşref'i de arayarak Anadolu-Bağdat demiryolunun son istasyonu El Muazzama'ya şu telgrafı yazdırıyor. Ordumuz muzaffer oldu, düşman kuvvetleri perişan ve mağlup geri çekiliyorlar. Orada bulunan Türk İstiklal ve Hürriyeti'nin kara sevdalısı Mehmet Akif, haberi duyunca Kuşçubaşı Eşref'in omuzlarına atılıp hıçkıra hıçkıra ağlayarak
Kuşçubaşı Eşref anlatıyor. Şu şekilde dua eder. Bir hurma ağacının altında, El Muazzama Hicaz'daki istasyonun arkasında. Bir mehtapta. Ya Rabbi, bana bu destanı, bu aciz kulunun ifadesinin azamisi içinde yad edebilmemin saadet ve imkanını bahşet. Bu ulvi vazifeyi bana nasip et. Sonra emanetini al. Ya Rabbi, bana bu lütfu çok görme. İn'an ve ikramının namütenayi hazinesinden bu aciz kulunun şu duasını barigâh-ı uluhiyetinde kabul eyle. Kuşçubaşı Eşref devam ediyor. Ay Bedir halindeydi. Çöl gecelerinin parlak yıldızları semasını zaferimizin şerefine aydınlatan ayın bu efsanevi ışıkları altında Mehmet Akif bu güneşi unutturacak kadar parlak çöl gecesinde sabahladı. İstasyon binasının arkasındaki hurmalığın içine çekildi. Sadece hıçkırıklarını duyuyordu. İçli derin hıçkırıklar. İşte Çanakkale'ye layık destan bu hıçkırıklar içinde meydana geldi. Bu gök gürlemesi şiiri 5 ana tema üzerine kurulmuştur. Vahşeti anlatan bölüm, dehşeti anlatan bölüm, Türk kahramanlığını anlatan bölüm, şehitler mertebesinin yüceliğini anlatan bölüm, bu yüceliğe erişenler için tasarlanan olağanüstü mekanların bile yetersizliği, şehitlerin ölümsüzlüğünü anlatan bölüm şeklinde. Şiiri biraz evvel dinledik. Şiiri hepimiz mutlaka ezberlemeliyiz. Çanakkale Şehitleri şiirini. Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yüklerini ordurdu beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaccüd ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetli bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoktulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer? 7 iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Kimi Hindu, kimi yamyan, kimi bilmem ne bela. Hani taunada züldür bu rezil istila? Diye devam ediyor. İstiklal Marşı dört başı mamur bir eserdir. Aldığı İstiklal Marşı ismiyle en büyük dayanağımız kahraman ordumuza ithaf edilmesiyle kıtaların tertip ve sıralanma şekliyle muhteva olarak söylenecek her şeyin bir sehli mümteni üslubuyla söylenmesiyle Türk'ün istiklaline günün şartlarından atlayarak geleceğin de ebedi ve manevi rehberi olmak atmosferini taşımasıyla mükemmel bir eser durumundadır. Muhteva olarak marş şu ana temeller üzerine yazılmıştır. Türk'ün bekası, yenilmezliği ve istiklal aşkı. Hakka inanma, tapma, güvenme ve iman gücü. Vatanın mukaddesliği ve kıymeti İslamiyet. İstiklal Marşı Türk aruzuyla yazılmıştır. O da feilatün 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 feilün mısrasıdır. 10 kıtalık marş kıtalarıyla anlam bakımından birbirinin içine geçerek tek bir bütünlük arz eder. Büyük bir kompozisyon halinde. Bir tünel halinde. Aziz hocam, merhum Profesör Doktor Muharrem Ergin İstiklal Marşımızı arka arkaya açılan ve gittikçe nura yaklaşan 10 pencerenin iç içe sıralandığı mübarek bir kader tüneli olarak tarif eder. Birinci kıta, korku ve ümitsizlik kapılarını sonuna kadar kapatırken, ümit ve güvene açılmakta, teşvik ve yüreklendirme penceresi olarak yer almaktadır. Birinci kıta.
ümitsizlik ve korku kapılarını sonuna kadar kapatırken ümit ve güvene açılmakta, teşvik etme ve yüreklendirme penceresi olarak açılmaktadır. Özellikle ilk iki mısra ve 10. kıtadaki ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmihlal mısraları Türk milletinin ve devletinin bekası ebedi yenilmeyeceğini, inancını milletin zihnine marşın başında yerleştirmektedir. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidat kalacaktır sözleri gibi korkma sönmez kelimelerinin moral gücü bütün şiire hakimdir. Korkma kelimesi, bir marş korkmayla başlar mı falan diye bir takım insanlar tarafından tenkit edildiğini duyuyoruz. Ama bütün kıtalar bu anahtar kelimeye bağlıdır. Bu korkma kelimesi nasıl bulunmuştur? Bununla ilgili Eşref İdip Akif'le konuştuktan sonra anlatıyor. Manevi Taceddin dergahında bu şiiri yazarken Eşref İdip şöyle diyor. İstiklal Marşı'nı yazma görevini üstlendikten sonra boş odaya girdiğimde benim bugünkü sıkışıklığımda bir Müslüman daha yaşadığımı diye düşündüm. Akif söylüyor Eşref İdip'e. Ülkenin her yanı düşmanla boğuşuyor diye düşünürken Peygamber Efendimizin sadece Hazreti Ebu Bekir'le Mekke'den Medine'ye hicretini hatırladım. Ebu Cehil'in yanında binlerce insan vardı. Sevr mağarasına vardıklarında Ebu Bekir'in endişelendiğini fark edince Peygamberimiz korkma Ebu Bekir, Allah bizimledir. Deyişini hemen hatırladım diyor Akif. Peygamberimizin daha büyük bir zorlukla teslim olmayışı aklıma geldi ve marşı yazmaya korkma diyerek başladım. Hazreti Ebu Bekir korkuyor. Ebu Cehil gelmiş Sevr mağarasına, mağaranın ağzı örümcek tarafından falan kapatılmış, ilahi olarak giremiyorlar. Ebu Bekir korkuyor. Peygamberimiz de korkma Ebu Bekir, korkma. Allah bizimle beraberdir. Mutlaka bize yardım edecektir diye söylüyor. Korkma kelimesinin bu şekilde olduğunu söylüyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bugünlerde her kırmızı renk bize bayrağı hatırlatıyor. Onun rengi solacak mı diye endişe etme. Memleketimin manzarası akşam aydınlığına benziyor. Şafak kelimesi Arapça'da akşam aydınlığı, Türkçe'de şafak aydınlığı demektir. Sabah aydınlığı demektir. Kelimenin kendi dilindeki manasını, akşam aydınlığı manasını birinci kıtada şafak kelimesinin kullanmış. Son kıtada ise memleket kurtulduğunu anlatıyor ya. Son kıtadaki ise sabah olmuş, ülke kurtulmuş. Artık sabah aydınlığı güneşe gidiyor, iyice aydınlanıyor anlamındaki Türkçe anlamını veriyor. İki şafak kelimesi tekrar söyleyeyim. İstiklal Marşı'nda iki türlü kullanılmıştır. Birincisi birinci kıtada akşam kızıllığı demektir. Bu Arapçadaki manasıdır. Ama son kıtada sabah aydınlığı demektir. Bu da Türkçe'de aldığı anlam demektir. Kelimeler bir dilden başka dile giderken anlam değiştirirler, farklılaşırlar, genişlerler veya anlamlarını değişik hale getirirler. Şimdi bu akşam şafağı, herkes memleketin durumunu akşam şafağına benzetiyor. Akşam şafağından sonra gece gelir. Ve bayraklarımız, bayrağımızın rengi görünmez olur gece olduğu zaman. Bayrak milletin sembolü, görünmez olur. Korkma, memleketimde gece gelmeyecektir. Çünkü benim memleketimin üstünde daha bu bayrağımı dalgalandıracak,
sönmeden yurdumun üstünde en son ocak derken daha aileler vardır, fertler vardır, insanlar vardır, Türkler vardır. Son ferdine kadar Türk milleti ölmediği takdirde bu bayrak mutlaka aydınlığa doğru gidecektir. Sönmeden yurdumun üstünde en son ocak, ocak aile demektir. Ocak nesil demektir. Ocak Türk ailesi demek. Bütün kıtalar korkma sönmez anahtar kelimesine bağlıdır. Korkma, yurdumun üstünde daha seni kurtaracak aileler var. Korkma, hakka tapan milletlerin hürriyet hakkıdır. Korkma, ben ezelden beri hür yaşadım, yine hür yaşayacağım. Korkma, korkma, garbın ufuklarını saran çelik zırhlı duvarlara karşı benim iman dolu göğüslerim var. Bu kavgada sahte canavar medeniyet imanı boğamaz. Korkma, sana hak iyi günler vaat etmiş olup bu günlerin gelmesi yakındır. Korkma, vatanın çok kıymetlidir. Bütün dünyalara bedeldir. Toprak değil şehit kanıdır. Kıymetsiz şeyler kolay terk edilir. Korkma, şehitlerin fışkıracağı bu vatandan hak hüda seni cüda etmeyecektir. Korkma, yurdunun üstündeki ezanlar durdukça mabetler namahrem elleri değmeyecektir. Korkma. Birinci kıta çok anlamlıdır. İkinci kıta hilale sesleniş penceresidir. Teşhis, kişileştirme sanatıyla bayrağa yalvarış vardır. Türk milletinin, Türk milletini anlaması hafif şekilde tehdit, hak ve istiklal kavram, istiklal temaları işlenmektedir. Bayrak insan gibi ki çatları, kaşları çatılıyor. Niye? Beni hür ufuklarda dalgalandırmıyorsunuz diye bayrak kızıyor sanki. Çatma, kurban olayım çehren ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Biz seni hiç göklerden indirdik mi? Yine ufuklarda dalgalandırmak için can verip kan dökmüyor muyuz? Milletlerin terakki devirleri olduğu gibi bazen böyle kötü zamanları da olmaz mı? Bütün Türk tarihi seni göklerde dalgalandırmak için yaratılmadı mı? Senin uğrunda ne kadar çok kan döktük, can verdik. Sonra onları sana helal etmeyiz ha. Bizi anla, kahraman milletine gül, kaşlarını çatma. Onu incitme ey hilalim, hilal kaşlı bayrağım. Bayrak canlı, düşünen, duyan, hisseden, ruhlu varlık olarak canlandırılmaktadır. Üçüncü kıta, övünme ve gururlanma penceresidir. Övünme ve gururlanma. Türk'ün ezeli tecrübeden geçmiş kudret ve kuvveti burada haykırılmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Kıtada Türk milletinin ezelden beri hür yaşadığı, ebediyete kadar hür yaşayacağı tıpkı Orhun anıtlarındaki gibi Türk üste gök çökmezse, altta yer, kara yer delinmezse senin ilini töreni kim yıkabilir? Sözlerinde olduğu gibi haykırılırken kükremiz sel gibi olup bendimi aşmak, dağları yırtıp enginlere sığmayıp taşmak özellikleriyle demir dağları delip Ergenekon'dan çıkan etrafı sıra dağlarla çevrili kara parçası kapalı olan kapalı mekan halindeki Orta Asya'dan ufuklara gitmek kabından çıkmak denizlere enginlere kavuşmak ülkesi vardır. Oğuz Kağan destanında takı taloy takı müren tün tu bol gıl gök kurgan daha çok ırmakları, daha çok denizleri aşalım. Yurdumuzu öyle genişletelim ki güneş bizim tuğumuz, gök de bizim çadırımız olsun. Şeklinde özetlenen Türk cihan hakimiyeti felsefesi ve hürriyet aşkı dile getirilmektedir. Dördüncü kıta batıya karşı tavır penceresidir. Batıya karşı tavır.
sahte maskeli medeniyet aşağılanmakta, çelikle sadece ruhsuz teknikle iman dolu göğüsler karşı karşıya getirilmekte, bu mücadelede iman gücünün daima galip geleceği haykırılmaktadır. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var, ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Marşın ana fikirlerinden biri olan iman gücünün her şeyi yeneceği fikri, Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları kitabında iman gücünü iki ordu ve iki millet birbiriyle çarpışırken birini galip diğerini mağlup eden başlıca amir onların felsefeleridir. Ferdi hayatı vatanın istikbalinden, şahsi menfaati namus ve vazifeden üstün gören bir ordu mutlaka mağlup olur. Aksi felsefeye sahip olan bir ordu ise mutlaka üstün gelir. Çanakkale muharebeleri ve İstiklal Harbi bunun en veciz delilidir. Türkleri bu muharebelerde galip gelen maddi kuvvetleri değil, milli felsefeleridir. Sözleriyle imanın maddeye galip geleceğini belirtmektedir. Zaten Türk anası evladını düşmana saldırmadığı, yurdunu koruyup kurtarmadığı takdirde sütünü helal etmeyeceğini bildiren marş ve ağıtlarla askere yollamaz mı? Kıtada uluyan, tek dişi kalmış canavara benzetilen medeniyet ise Türk'ün hak ve hürriyetine saygı duymayan, saldırgan olup medeni geçinen, Türk'e haksız yere barbar diyen, Çanakkale'yi geçip Türk'ün bağrına çöreklenmek isteyen, İzmir'e Yunan palikaryalarını sokan, işte son zamanlarda Türkiye en büyük katliamı yapan, Ermeni anarşistlerine arka çıkan ve dünyadaki Türk kıyımını bir haçlı ruhuyla alkışlayan veya seyirci kalabilen sahte medeniyettir. Haçlı seferleriyle yüzünü göstermeye başlamış olan bu medeniyet, 20. asırda insanlık adına Anadolu'da şu tasvir eden vahşeti sergileyen medeniyet değil midir? Azıcık kurcala toprakları seyret ne çıkar? Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetlere uçmuş yüzler. Kim bilir hangi şenayetle uyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanetlere der. Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış işler. Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla yırtılmış, kırılmış, memesiz valideler. Medeniyet denilen maskeli mahluku görün, tükürün maskeli vicdanını asrın tükürün. Beşinci kıta Türk askerine kesin vazife emrinin verildiği, bu vazifeye karşılık mükafatlandırıldığını bildiren kıtadır. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Allah Türklere ve Müslümanlara ebedi bir hayat vaat etmiş olup bu mükafata millet mutlaka kavuşacaktır. Türk milletinin ebedi yaşayacak bir millet olduğu, hakkın hassa ordusu olduğu, hakkın dinini yayan millet olduğu fikri eski Türk felsefe ve hayat görüşünde yer aldığı gibi İslamiyet'ten sonra Müslümanlıkla birlikte Türk'ün mesut olacağı düşüncesi kıtada işlenmiştir. Altıncı kıta, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Dış görünüşü toprak olarak görünebilir. Fakat orada gönüllü, gömülü şehitleri düşünmen lazımdır. Bu şekilde düşünülürse vatanın kıymeti anlaşılır. Türk vatanı dil, din, tarih ve diğer kültür değerlerinin bir araya gelmesinden meydana gelen ve bu uğurda ölenlerin altında yattıkları mukaddes bir yerdir. Sen bu şehitlerin oğlusun. Bu vatan o kadar kıymetlidir ki bütün dünyayı sana verseler yine bu vatana bu vatan kadar kıymet ifade etmez. Bütün dünyaya bile değişilmeyecek kadar kıymetlidir. Baksana. Yedinci kıtada vatan penceresine baksana, vatanların en aziziyle karşı karşıyasın. Bak cennet gibi, Taceddin dergahından dışarı bakmış, yemyeşil. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,
şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varım alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Türk vatanı vatanların en azizi olduğundan, her taşı için bir cevheri can verildiğinden, her avuç toprağı bir şehrin, şehidin yadigar vücudu olduğundan, bir Türk için en büyük yoksulluk Türk vatanından ayrı düşmektir. Sekizinci kıta, Türk'ün ve Türk şehitlerinin Allah'a seslenişleri ve dua penceresidir, dua etme penceresi. Türk şehitleri Allah'a seslenmekle, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. İki tane ebedi dilek var. Yabancı eller Türk vatanına mabedine uzanmasın, İslamiyet'in esasını anlatan kelime-i şehadetin söylediği ezanlar yurdumun üstünden eksilmesin. Din fikri, Türk milletini Müslüman bir millet olduğu ve İslamiyet'i dünyaya yayan ve onunla beraber olduğu zaman büyük millet haline geldiği fikri işlenmektedir. Türk milleti mabetlerine el uzatanları, ezanları yurdunda susturanları hatırlamaktadır. Bursa'nın işgalinde Türkiye'ye yapılan hakaretlerin bülbül şiirinde söylendiği gibi, Yunan komutanı Osman Gazi'nin türbesine varmış, tekmelemiş, kalk bakalım Osman, bak senin vatanın ne hale geldi, bak senin mezarını ben tekmeliyorum diye haykırmış. Yunan komutanı Bursa'yı işgal ettiği zaman Akif onun üzerine meşhur bülbül şiirini yazmış. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin diye. Dokuzuncu kıta, mesut ve bahtiyar olma, saadete erme penceresidir. Eğer uyurduma hayasızca akınlar olmaz, alçaklar uğramaz, mabetlerime yabancı el değmez, İslamiyet'in temsili olan ezanlar süsmezse, Türklerin başı göğe erdi demek. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi kuşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Onuncu kıta final kıtasıdır. Orkestranın final kısmı ve 41 mısradan meydana gelen marşımız adeta 41 kere maşallah denecek kadar güzeldir. Son kıta 5 mısradır. 41 tane oluyor. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sabah aydınlığına dalgalanan şanlı hilalim için dökülen bütün kanlarım artık sana helal olsun. Artık bayrağıma kahraman ırkım olan Türk milletine, büyük Türk milletine çökme, batma diye bir şey yok. Bayrağımın hürriyet hakkıdır, hakka tapan milletimin de istiklal hakkıdır. Türk milleti, kendi milli kültürünün eseri olan bu mucizeli eseri her duydukça ebediyete kadar en ulvi bir vecd ve iman içinde, ürperti içinde, yıldırımla vurulmuş gibi tek bir gövde halinde, ayakta, başı ve göğsü dimdik, hareketsiz ve sessiz, Türk'ü sonsuza kadar yaşatma zeminine, yaşatma yeminine durmuş gibi bütün istikbali karşılığını hazır olduğunu ifade ve ilan etmektedir. İşte bu gök gürlemelerinin şairi, toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu hüyülayı da elbet silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir? Nasıl sessiz yaşadım? Diyerek tevazunun en asil örneğini verirken Türk milleti her korkma sönmez dedikçe onu hatırlamakta Akif de adeta Edirne kapı şehitliğinden ayağa kalkarak meclisinde selam durmaktadır. Vazifesini tam yapan insanların huzuruyla ölümü isteyen ve bekleyen Akif 1934'te resminin arkasına şöyle yazar. Hepsi göçmüş. Hani yoldaşlarımın hiçbiri yok. Sen mi kaldın yalnız?
kafileden böyle uzak. Postu sermekse meramın yolu serdirmezler. Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak. 1935'te ise artık hayatın kör düğüm olmuş bağının çözülmesini ister. Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim. Ne saadet, hani ondan bile mahrumum ben. Daha yıllarca eminim ki hayatın yükünü, dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını, bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Akif 27 Aralık 1936'da ebedi aleme göçer. Ey büyük Akif, İstiklal Marşımızın ulu şairi. Senin hakkında fazla konuşulmakta hoşlanmadığını bildiğimiz halde, biz senin ruhundan kuvvet almak için, kendimiz için, milli ihtiyacımız için, karışık devrelerde başımız sıkıldıkça ruhumuzu yıkayıp temizlemek için senden bahsediyoruz. Elbette senin bize ne borcun ne de ihtiyacın var. Zaten sen İstiklal Marşı'nda bize her gün kuvvet verecek kadar cömertsin. Allah büyük Türk milletini senin manevi gücünden hiçbir zaman mahrum etmesin. Teşekkürler. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu muhteşem eseri son derece derinlikli biçimde ortaya koydunuz. Hepimiz tahmin ediyorum çok duygulandık gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Dinleyen kitle olduktan sonra. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok seviyorum. Evet. Sağ olun. Ve şunu da şey yaptınız, gündeme getirdiniz. Özellikle Mehmet Akif'in emperyalizme karşı sıkı ve dindik duruşu. Yani özellikle o günlerde yenilmez, mükemmel, eleştirilemez gibi görülen Batı medeniyetinin maskesini adeta indiren bir büyük insan. Ve gerçeklerle Türk milletini yüz yüze getiriyor. Ve dostunu iyi bil, düşmanını iyi bil, dikkatli ol gibi son derece zamanlar ötesi diyebileceğimiz bir uyarı manzumesinde bulunuyor. Yani aynı, bilmiyorum yani onu düşündürdü bana, bu Orhun anıtlarındaki gibi bir Türkiye yol gösteren, bir yol haritası sunan niteliği var Sayın merhum Mehmet Akif Ersoy bize. Sayın hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Kazakistan'ın seçkin üniversitelerinden El Farabi Üniversitesi'nden, Türk Soy Bölümünden değerli hocamız Zübeyde Şatkan hanımefendiyi bildirisini sunmak için arz ediyorum. Ben önce Sayın Hocam, Mehmet Metin Karar çok geniş, detaylı ve anlamlı analiziniz, tahlilinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sizlere. Gerçekten benim gibi burada bulunanların hepsi unutulmaz bir ders dinlemişlerdir. Mehmet Akif ve tabii ki İstiklal Marşı ve Çanakkale destanı. Şirin sanırım benim gibi hayat boyunca unutmazlar. Yüreklerimize hak ettiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Ya, o kadar uzun yoldan gelip de bilgilerinizi bizimle paylaşmak gerçekten bizim için gurur verici. Çok sağ olun. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Ve tabii ki bu oturumu düzenleyen, bizim burada olmamıza sebep olan Avrasya Araştırma Enstitüsü ve onun Sayın Başkanı Zafur Hocamıza ve tabii destekleriyle ve her zaman aramızda bulunan Sayın Başkonsolosumuz her zaman istersek öğrencilerimiz arasında, istersek böyle resmi oturumlarda varlığını bizimle paylaşmaktan, bizi destek olmaktan esirgemeyen Sayın Başkonsolosumuza teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki
hocamızın dediği gibi Türkiye'nin gururu, baş tacı ve dünyanın bir numaralı uçak hava yollarında ve her zaman bu tür durumlarda destek olan Türk Hava Yolları'nın yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum burada. Ve tabii ki beni davet ettiğiniz için. Aslında biraz hocamız gibi kendimden değil, üniversitemden ve bölümden bahsetmek istiyorum. 1992 yılında Alparslan Kazak Devlet Üniversitesi Şarkıyat Fakültesi bünyesinde müstakil bir bölüm olarak Türk Dil Edebiyatı bölümü açılmıştı. Ve ben o bölümün ilk mezun olanlardan biriyim. Ve tabii ki o zamanlar bölümümüzün yönü daha değişmemişti. Tam olarak Türkiye ve Türkçe'ye bağlı olarak bir bölüm olarak açıldığından dolayı benim lisans dönemimde Mehmet Akif Ersoy ile ilgili birkaç ödevim olmuştu. Geçen de teşekkür ederim enstitüden aradığı zaman arkadaşlar o aklıma geldi ve dedim ki o öğrencilik dönemimi hatırlayayım. Ve tabii ki daha o zamanlar internet yoktu. Bilgilerim daha da genişti. Zaten her sene böyle oturumlarda bulunmaktayız. Yine de öğrenciliğim aklıma geldi ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın ve Safahat'ının Kazakistan için yabancı olmadığını ve o bağımsızlığını aldığından beri Mehmet Akif Ersoy ve eserleri işlendiğini ve hep konu olduğunu da hatırlatmak istiyorum burada. Tabii ki yine de sözümün başında İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde bu vesile Almatı'da bu oturumda böyle bir anma töreninde bulunmaktan çok gururluyum, çok mutluyum. Bir ulusu ulus yapan en önemli unsurlardan biri milli marştır. Bu yüzden herhangi bir söz veya şiir milli marş olamaz. Milli marşlar o ulusun tarih boyunca edindiği tecrübelerinden, halkın kahramanlığı, gücünü, sevincini, kaygılarından beslenerek ortaya çıkar ve nesilden nesile aktarılır. Bu mühtevaya ve güce sahip şiirler yazabilecek bir şair kolay kolay yetişmez. Ancak halkın içinde bu duygularla, bu tecrübeleri yaşayarak öğrenmiş ve bunlarla yoğrulmuş bir şair böyle bir şiiri imza atabilir. İşte Türk milletinin evladı olan Mehmet Akif Ersoy da böyle bir şairdir. Her şeyden önce İstiklal Marşı'nın nasıl bir ihtiyacın sonucunda yazıldığını bilmek gerekir. Mehmet Akif'in anlayışını bilmek, sahip olduğu milli mücadele ruhunu tanımak ve anlamak böyle bir marşın dizelerinde işlenmiş duyguları daha iyi anlatacaktır. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'na yazması konusunda anlatılan çok rivayet vardır. Hangisi doğrudur bilinmez ama ortada bir gerçek var ki o da bu marşın uzun süre savaş ve düşman saldırıları ile kaybettiklerinin ardından yorulmuş bir halka yeniden güç verdiğidir. Bu marş milli ruhu canlandırmış ve geleceğe umut olmuştur. Yazdığı bu şiirlerini topladığı kitabından almayarak ve o şiir artık benim değildir, Türk milletinin malıdır diyerek Türk halkına armağan edecek kadar da yüce gönlüdür Mehmet Akif Ersoy. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak diyerek şair ezelden beri Türk halkı ile özdeş olan cesareti ilk kelimesiyle hatırlatarak korkma diyerek İstiklal Marşı'na başlamıştır. Bu da bu şiiri nasıl bir durumda ihtiyaç olduğunu açıkça gösteriyor. Gerçekten de bu dizelerde söylendiği gibi bu milletin yıldızının her zaman parlak ve yüksekte olacağı ve bu millete baki kalacağı vurgulanmaktadır. Mehmet Akif, Türk milletine sadece milli mücadelenin yaşandığı bu zor dönemde değil, Çanakkale destanı ile de Türk milletine cesaret vermiş bir vatan şairidir. Mehmet Akif'in Türk edebiyatındaki çeşitli grup ve akımlardan hiçbirisi ile anımsanmaması, onun daha bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Her zaman haktan, haklılıktan, adalet duygusundan yana olan tavrını sadece İstiklal Marşı'nda değil, tüm şiirlerinde özenle göstermiştir. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem sözleri de bu durumun en güzel örneklerinden biridir. İstiklal Marşı, Türk milletini ithafen yazılmış olsa da içinde barındırdığı mesajlar her ulusun ihtiyacıdır.
bir ulusun hür olması, içinde bulunduğu olumsuz tüm durumlardan çıkmak için ihtiyaç duyduğu gücün yine kendi milletinde olduğu, yaşadığı günlere vatan uğruna yapılmış sayısız fedakarlıklarla geldiği ve bu inançta her zaman böyle olacağı bu şiirde Türk milleti üzerinden anlatılmış evrensel duygulardır. Yani Mehmet Akif bir ulusu, bir ulusa var eden tüm değerlerin yine kendisinde olduğunu İstiklal Marşı ile ebedileştirirken bizler de kendimizi bu düşünceden ayrı tutamayız. Bugün burada bize ortak duyguda ve yine ortak bir düşüncede buluşturan Mehmet Akif tarafından kaleme alınmış onlarca diziden bahsedebiliriz. Garbın afakını sarmış çelik sırtlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatliğim var. Olursun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyerek o zamanın koşullarında ihtiyaç duyulan şu sözler bugün Türk dünyasında bizim de düşüncelerimizi ve bulunduğumuz duruma tercüman olmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un İslamcılık düşüncesi diğer milliyetçi ve yenilikçi yazarlardan onu ayrı ve farklı kılmaktadır. Şiirlerinde dini, lirik, milli, epik özellikler görülen Mehmet Akif Ersoy, yıllarca, asırlarca süren uykudan artık silkin de muhitindeki zulmetleri yakıyık. Bir baksana gökler uyanmak yer uyanıktır, dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır demesi diye nitelediği uyanış yolunu İslamcılıkta aramaktadır. İslamcı fikrini savunduğu için şiirlerinde İslam'ı anlatmaya çalışmış ve İslam dininin doğru anlaşılması durumunda toplumun düzelebileceğine inanmaktadır. Dili gerçekçiliği getirmiş, öğretici yana ağır basan din, ahlak, vatan konuları işlediği şiirlerinde sosyal sorunlara da yer vermiştir. Konuşma dilini başarıyla kullanmıştır. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne namazlıkta okunmak, ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için diyerek de Kur'an'daki yargıların boş inançlara sapmadan gerçekçi bir yorumla değerlendirilmesi görüşünden yana olmuştur. Burada tabii ki hocamız daha güzel ve daha derin anlattı Mehmet Akif'in bu konudaki görüşlerini. Ben yalnız bir değinmek istedim burada. Yine de konuşmamın son bölümünde yine Kazak Milli Marşı ile ve Türk Milli Marşı arasında bir bağ kurmak istiyorum. Bizim Milli Marşımızın ilk yazılış yılı 1956 yılında Cümeke Necmettinov tarafından yazılmıştır. Cümeke Necmettinov çok erken yaşlarda vefat etmiştir. 1935 yılında doğma ve 1983 yılında vefat etmiştir. Yalnız kendi kalemiyle yazmış olan benim Kazakistan'ım marşımız, Sovyet rejiminin en kasvetli, en zor döneminde dünyaya gelen Cümeke Necmettinov, Moskova'nın siyasi, ekonomi ve en çok kültürel baskı ve sömürüsüne kimsenin karşı koyamadığı Rus kültürü ve dilinin Kazak benliğini ve kimliğini silip yok etmeyi neredeyse tamamen başardığı dönemde Kazak kimliğini, Kazak topraklarını, Kazak bozkırlarının zenginliğini ve kime ait olduğunu anlatan sözleri, benim Kazakistan'ın şiirine dökülen hisleri Moskova baskısına yenik düşmekte olan Kazak ruhunun canlanmasına sebep oldu diyebiliriz. Zira ki o dönemlerde Rus gibi olmak, Kazakçanın, Kazak kültürünün Kazak gibi yaşamak arka planda kaldığı ve onu yok etmeyi bin çeşit siyasi baskılar uygulandığı bir dönemde Kazak ruhların, Kazakların ruhunu, gövdesindeki canlı, biz dediğimiz gibi gövdesindeki canlı kültür Kazaklara ruh verirken bir Wellingol katlasadı. Bunu kimse resmi olarak da Kazak Milli Marşı olarak da o zaman kimse bunu gündeme getirmediği halde ama bütün Kazaklar, dünyadaki bütün Kazakların canı gönülden Milli Marşı olarak kabul edilmişti. Bu yüzdendir ki Cümeti Necmettinov
İlk bakıştan bu şiirinde Kazakistan'ın tabiatını, güzelliğini, büyüklüğünü, genişliğini vurgulandığını eğer görüyorsak da şiirde sık sık benim Kazakistan'ım, benim yerim, benim yelim ifadelerinin tekrarlanması her ne kadar Sovyet döneminin yönetimi altında olsak da Kazakistan'ın Kazaklara ait olduğunu, Kazak halkının olduğu ve bir bütün olduğunu, bu vatan topraklarının bize ait olduğunu anlatmaktadır. Yani halkın duygularını yansıtmaktadır. Mehmet Akif Ersoy da parçalanan Osmanlı halkının İslam ve İslamiyet altında tevhid-i vahdet düşüncesine davet etmekte ve bu düşüncesini şiirlerinde işlemektedir. Bu iki şiir ortaya çıkaran sebepler farklı olsa da anlatmak istedikleri de vardığı noktada aynıdır diyebiliriz. Mesela Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde şehitlerin dökülen kanlarından bahsediyorsa vatan için, Necmettin'in vatan uğruna yağmur olup dökülmekten, çiçek gibi ekilmekten, destan yaratıp türkü olmaktan bahsetmektedir. Her iki şair farklı sözler ve ifadelerle vatanı koruma ve savunmayı, birliği ve beraberliği, vatan uğruna ölmeyi işlemektedir. Bu yüzdendir ki ne kadar biz uzakta olsak olalım, uzun mesafelerde olsak olalım, her iki şair de bizleri armağan ettikleri bu şiirlerle hepimizi aynı duygularla buluşturmayı başarmışlardır diyebiliriz. Teşekkür ederim. Sayın Zübeyde Şakkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yeni perspektifi bizlere sundu. Kardeş Kazakistan'ın da benzer ifadelerden oluşan, benzer bir ruhtan oluşan bir bağımsızlık istiklal marşına sahip olması gerçekten halkların da bu şekilde ortak kaderi paylaştığını bir farklı açıdan tekrar gösterdi bize. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz tabii enstitü olarak bu tip çalışmalara devam etme kararında ve azmindeyiz. Gerek Kazakistan'ın, gerek Türkiye'nin, Türk dünyasının ortak değerlerini, Mehmet Akif Ersoy gibi, geçtiğimiz hafta Kızlar Pedagoji Üniversitesi ile burada bir sempozyum düzenledik yine. Kurişcanov, büyük Kazak edebi, Kurişcanov'un anısına. Bunlar devam edecek, bu tip çalışmaları sürdüreceğiz. Bugünkü panelimiz burada sonlanıyor. Ufak bir duyuru yapmak istiyorum bir de. Gelecek hafta bir önemli etkinliğimiz olacak. Farabi Üniversitesi'nde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Akif Kireççi, Mehmet Akif Kireççi. Mehmet Akif Ersoy'un da adaşı olmuş oluyor. İslam medeniyetinde bilim ve teknoloji başlıklı bir konferans verecekler. Sizleri oraya davet etmek istiyorum. Gelecek hafta pazartesi günü saat 3'te. Gelecek hafta pazartesi saat 3'te 18 Mart. Ben tekrar bu panelin gerçekleştirilmesinde bizlere himaye sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu'na, başta Sayın Başkonsolos Beyefendi olmak üzere tüm konsolosluk ekibine, Türk Hava Yolları'na, cömertçe bizi destekleyen Türk Hava Yolları'na her zaman olduğu gibi, Türkiye'de aramıza katılan Sayın Profesör Karaöz hocamıza ve yine görüşleriyle bizleri aydınlatan Profesör Doktor Zübeyde Şakkam hocamıza ve tüm Hazirun'a tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sağ olunuz, bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni etkinliklerde de buluşmayı diliyoruz. Şimdi bir sertifika takdim törenimiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.